Sevgili arkadaşlar, yürüdüğünüz yolda eğer engel yoksa o yol doğru yol değil. Yani o yol sizi hedefinize götürmez. O yüzden yürüdüğünüz yola bakacaksınız. Doğru yolda mısınız değil misiniz? Yürüdüğünüz yoldan anlarsınız. Eğer engeller çıkıyorsa, sıkıntıların varsa yürürken, hedefine ilerlerken birileri taş koyuyorsa o zaman merak etmeyin, doğru yolda ilerliyorsunuz. Fakat şöyle bir durum da var. Eğer senin yolun, gittiğin yolda bir engel yok, bir kısıtlama yok, sıkıntılar yok, inişi yok, çıkışı yok, sadece dümdüz yol. O zaman o yol seni yanlış yola götürüyor. O yolda bir sıkıntı var. Bu seni hedefine götürmeyecek. Çünkü bedava peynir sadece fare kapanında var. Sen biraz ilerlediğinde başına büyük bir sıkıntı gelecek ve hayal kırıklığına uğrama ihtimalin büyük. Dolayısıyla sana şunu söyleyebilirim. Rahat ol. Eğer sıkıntıların varsa, derdin varsa, hedefine giderken, birileri engel koymaya çalışıyorsa, kıskanıyorsa seni, haset ediyorlarsa, taşlıyorlarsa, hani meyve veren ağacı taşlarlar ya, seni taşlıyorlarsa o zaman doğru yoldasın. Sadece gayret göstermen gerekiyor. Kader gayrete aşıktır çünkü. Yani sen ödülü alacaksın, karşını alacaksın, emeğin karşını alacaksın. Bunun için sadece sabır gerekiyor ve gayret gerekiyor. Çalışmak gerekiyor. Sen ilerledikçe hedefine ulaşacaksın. Bak, ben yıllar önce karar vermiştim. 11 yaşında Türkiye'ye tek başına yolculuk yaparken uçakta, uçak kalkarken çok üzülmüştüm. Yanlış karar aldım diye düşündüm. Ben tek başına İstanbul'a ne yaparım? Yanımda annem yok, babam yok. Bir sürü sıkıntı yaşayacağım. Çamaşırımı kendim yıkayacağım, ütümü kendim yapacağım. Nasıl okuyacağım diye üzüldüm. Uçak kalkarken kulağıma ayrıca basınç da geldi. Bayağı üzgündüm. Fakat uçak normal hale gelince bir rahatlık geldi içime. Dedemin sözleri aklıma geldi. Dedem uzun boylu, kendi iş yeri olan bir insandı. Çok tecrübeli bir insandı. Ve bana şunu söylemişti. O cümleler aklıma geldi uçaktayken. Oğlum, yürüdüğün yolda eğer taşlar yoksa, engeller yoksa, sıkıntılar yoksa o yol yanlış yol. Bu cümle aklıma gelince hemen rahatladım. Dedim ki tamam, ben kendi kararımla Türkiye'yi okumaya gidiyorum. Sıkıntılar yaşadım ve yaşayacağım ve 6 sene, 7 sene İstanbul'da yatılı yerde kalacağım. Oradan okula gideceğim ve birçok sıkıntılarla karşılaşacağım. O zaman bu sıkıntılar varsa ben hedefime varabilirim. Çünkü hedefim doğru hedef diye rahatladım ve o üzüntü birden geçti sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla ben size onu söylüyorum. Eğer bisiklet sürüyorsan pedalini çevirmen lazım. Yani kasların ağrıması lazım. Bacak kaslarının ağrıması lazım. Emek harcaman lazım. Yoksa o bisiklet ilerlemiyor. Pedali çevirmezsen gitmiyor. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, bunu o şekilde bilin. Hedefinize gidiyorsanız sıkıntı yaşayacaksınız. Bu kadar basit. Yalnız şunu söyleyeyim. Ben dedemin cümleleri aklıma gelince, oğlum yürüdüğün yolda engeller yoksa o yol doğru yol değildir cümlesi beni rahatlattı ve 6-7 sene gurbette kaldım. İnanın o 6-7 sene 6-7 gün gibi geçti. Niye? Çünkü severek gittim. İnsan isteyerek gittiği zaman bir yere, o yolda çektiği sıkıntılar onun için sıkıntı olmuyor. Hani derler ya, istedin mi her yer yakındır. Yeter ki sen iste. İsteyince her sıkıntı senin için sıkıntı değil, basamak gibi geliyor. Yani sen basamak basamak ilerliyorsun ve yükseliyorsun. Sevgili arkadaşlar, şu anda yaşadığınız sıkıntılar, dertler sizi hedefinize götürüyor. Bunu söyleyebilirim. Fakat tek başına belki doğru hedefi de seçmemiş olabilirsin. Bak, o da var. Hani şöyle düşün, hedefi doğru seçmediğin zaman, yani şu düğmeyi yanlış iniklediğin vakit sonu kötü oluyor. Dolayısıyla seçimini de düzgün yapman lazım. Yani kararını düzgün vermen lazım. Hedef planını düzgün yapman lazım. Bunların usulleri var. Bunları düzgün yaparsan sonu iyi oluyor. Niyet hayır, akıbet de hayır. Önemli olan hayırlı, güzel olması lazım. Bu belki tek başına olmayabilir. Çünkü sen tek başına içinden kendini göremezsin. Dışarıdan birisi seni gördüğünde, analiz ettiğinde, sana analizlerden sonra senin gözünü açtığında hedefini
daha net görebilirsin. Dolayısıyla biz yıllardan beri bunu yapıyoruz zaten. Almanya'dan Avrupa'da yaşayan insanlara bu konularda yıllardan beri yardımcı oluyoruz. Yani sen tek başına yapamaz isen bizimle iletişime girip biz seni hedefine Allah'ın izniyle götürebiliriz. Bunun için yapman gereken sadece iletişime girip bu videonun altındaki linke tıklayıp formu doldurmak. Biz de sana o zaman ön görüşme randevusu veririz. O ön görüşme randevusunda senin şu anki durumun nedir? Neredesin? Hangi ayak bağların var? Engellerin nelerdir? Ve yeteneklerin nelerdir? Bu ayak bağlarından nasıl kurtulup yeteneklerini nasıl kullanırsın sana gösterebiliriz. Ve ondan sonra sen zihninde hedefini netleştirerek arzuladığın yere gidebilirsin. Bunun için yapman gereken hemen videonun altındaki linke tıklayıp formu doldurup göndermek. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.